Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. 4 Eylül TV ekranlarında yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Yerinde Sohbet. Her şeyi yerinde konuşacağız. Gideceğiz efendim vatandaşlarla, birebir sohbetlerimiz olacak, esnaflarımızla konuşacağız. Kimi gün ticari bir taksinin içinde, kimi gün bir halk otobüsünün içinde, kimi gün de bir berber koltuğunda. Yani hayatın içinde sizlerle olacağız. O yüzden yerinde sohbet diyoruz. Bazen de tabii ki makam odalarını ziyaret edeceğiz ve o makam odalarında şehri ilgilendiren birçok konuyu yerinde konuşacağız, sizlere aktaracağız. Ve tabii engelli vatandaşlarımızın durumlarını da konuşacağız. Onlarla da sohbet edeceğiz. Elimizden geldiği kadar herkesin ayağına gidip derdini dinleyeceğiz ve sohbeti yerinde yapacağız. Esnaflarımızın sorunları varsa, esnaflarımızın söyleyecekleri varsa, anlatacakları hayat hikayeleri varsa hepsini bir bir biz 4 Eylül TV ekranlarından sizlere ulaştıracağız. Efendim, işte sabahları güne başlayınca biz erkeklerin yapmış olduğu ilk şey nedir? Efendim, tıraş olmak değil mi? İş yerine güzel bir şekilde temiz gitmek, hayata güzel bir şekilde temiz başlamak. Onun için de dilerseniz bugün yerinde sohbet programımıza yerli yerinde başlayalım. Genç bir kuaför arkadaşımızın yanına doğru hareket edelim. Birazdan kuaför koltuğunda neler konuşuluyor, hangi muhabbetler dönüyor, yerinde sohbette neler konuşulacak hepsini sizlerle paylaşacağız. Ve sonra belki de şu anda beni sakallarla görüyorsunuz ama değil mi? Kuaför koltuğunda oturacağız, tıraş olacağız ve kuaförümüze soracağız. Mesleğe nasıl başlamış, neler yaşamış, bugüne kadar kimleri tıraş etmiş hepsiyle bir bir efendim sizlere bunların hepsini aktaracağız. O zaman yerinde sohbet başlıyor. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz Sakın abiciğim. Hoş bulduk. Evet tabii şimdi Emre arkadaşımız sağ olsun bizim kahrımızı çeken bir arkadaşımız. Öncelikle onu söyleyelim. Birçok tabii buradan bizleri izleyen kuaförlerimiz varsa o değerli ustalarımıza da sevgiler, selamlar gönderelim. Genç arkadaşımız Emre ile sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Yerinde sohbeti kuaförden başlatacağız. Çünkü kuaför koltuklarında biliyorsunuz birçok konu konuşuluyor, birçok konu gündeme geliyor değil mi Emre? Mesela bir başlayalım. Öncelikle seni bir kısaca tanıtalım. Emre Korkmaz, 22 yaşındayım. Heyecan var mı? Heyecan yok. Hayır, yaptığım için. Bu arada şimdi tabii boy farkı da önemli değil mi Emre? Emre benden maşallah. Genç arkadaşımız kuaför mesleğine nasıl başladı? Onların hepsini biz Emre ile konuşacağız. İsterseniz daha önce sohbete koltukta devam edelim. Pekala o zaman efendim işte yerinde sohbet ne diyoruz? Her şeyi yerinde konuşacağız. Kimi gün makam odalarında, kimi gün berber koltuğunda, kimi gün taksi durağında, kimi gün kahvelerde, kafelerde, çay ocaklarında hepsini ben Hakan Bakar yerinde sohbet olarak sizlere aktaracağız. O zaman oturalım koltuğumuza. Hem muhabbetimizi efendim edelim yani hem de yapalım. Günün efendim bu yani değil bir başlangıç olarak tıraşımızı gerçekleştirelim. Aynen. Sevgili seyirciler, tabii bizleri takip ediyorsunuz. Yerinde sohbet programında bugün kuaför koltuğundan başladık. Hadi bismillah diyoruz efendim. Tabii krallar bile kuaföre geldikleri zaman berberlerin önünde başlarını eğerlermiş değil mi? Biz de bugün Emre'ye kendimizi teslim edeceğiz. Hem de Emre'nin bu mesleğe nasıl başladığını, hangi ustalardan bu mesleği öğrendiğini, kaç yılında ilk defa bir berber dükkanına ayak attığını sizlerle paylaşacağız. Usta, dilersen hem muhabbetimizi edelim abicim. Hem de bakalım sonunda ne olacak değil mi? Yerinde tamam sohbette kuaför koltuğundayız. İlk olarak hemen böyle yakaları için alıyoruz değil aynen mi? Aynen abicim. Evet. Sizler de izleyin efendim. Buradan boyunbağımızı takıyoruz abi. Tabii geçmiş yıllarda bunları kullanamıyordunuz değil mi? O yıllarda yoktu. Bunlar yoktu. Aynen öyle abi. Bunlar yeni yeni çıktı. Evet. Yine tabii her zaman olduğu gibi bu şekilde önlükler hep vardı. Belki o yıllarda beyaz ağırlıkta veya siyah ağırlıktaydı değil biraz mi? Biraz daha farklıydı. Şimdi biraz daha, biraz daha gençler bu işi ele aldığı için daha çok renkli değil mi? Böyle renkli isteğe göre yani kafamıza göre tasarlıyoruz. Tasarlıyorsunuz tabii. Güzel. Peki Emre kaç yaşında başladın bu berberlik mesleğine veya da yani
ya ben berber olabilir miyim veya da işte bu meslek senin ilk ne zaman aklında filizlendi? Abi bundan biz aileyle Antalya'ya gittik. Antalya'da başladım ben mesleğe. Yani sıcak memlekette başladım. Sıcak memlekette. Evet. Aslında okumaktı niyetim ama berbere gidip bir içine bir sıcaklık geldi beni. Evet peki. Şimdi tabii bu arada el maharette çok önemli. Bakıyorum elin çok hızlı gerçekten. Nedir bu yani berberlikteki en önemli sırlardan bir tanesi? Ya işini mesleğini severek güzelce yapacaksın. Sevmeden şey yapmadan bu meslek olmaz zaten. Değil mi? Başta tabii, sevgi. İllaki ilk başta sevgi. Peki Antalya'da bu işi orada öğrenmeye başladın. Evet abicim. Kaç yaşındaydın? 14 yaşındaydım orada başladığımda. Yani ortaokulu bitirdikten sonra orada başladım. Evet. Berbere tıraş olmaya gitmiştim ben. Evet. Babamla o zaman dediler de bu çocuğu bize ver yetiştirelim. Yani seni tıraş ederken böyle bir muhabbet geçti. Tıraş ederken geçti. Bunu bir de ver. Çıraklığımızı yapsın dursun burada. Okulu biz çıraklığa falan göndeririz falan dediler. Evet. Babam döndü bana sordu. Oğlum ben seni okutacağım ama sen ne istersen o olsun. Yani evet. Baban da sana bu soruyu sordu. İllaki sordu bu soruyu. Ben dedim baba dedim okumayacağım ben. Mesleğe sevdim. Evet. Biraz dedim bu meslekte dedim. Geliştirmek devam etmek istiyorum. Aynen evet. O şekilde devam etmek istiyorum deyince. Babam da bana bıraktı abicim. Yani 14 yaşında kuaförlük mesleğine... Antalya'da başladım abicim. Adım atmış oldum. Aynen öyle çıraklığıma. Peki bu çıraklık süreci ne kadar sürdü? Yani usta sana makası veya da usturayı ne zaman teslim etti? Çünkü kolay değil bunlar değil mi? Abi ustanın eline bakıyorduk. Usta veriyordu tabii bize tıraşları. İlk tıraşı zaten babamla başladı. Evet. Babamın yüzünü sakal tıraşını falan yaparken. Yani aile içinde başladın olaya. Aile içinde başladım. O zaman bir yıl sonra mı oldu yani ilk bir yıl sonra yani 6 ay 1 yıl içerisinde elime usturayı falan almaya başladım ama yine illaki ister istemez. Bir heyecan bayağı oldu bir mu? Heyecan illaki. Peki ilk o usturayı aldığın anda titredi mi ellerin? Elimizde titredi abicim ben bayağı bir yerimi de kestim elimi de kestim. Kendini de kestin? Tabii. Evet. Babamın da yüzünü kestim sağ olsun babam yani bayağı bir sesini de çıkartmıyor. Dedi ki oğlum için feda olsun değil mi o zaman? Aynen öyle abicim. Peki şimdi... Gerçekten meslek kolay bir meslek değil. Akşama kadar birçok kişi geliyor. Burada tıraş oluyorlar, sohbet ediyorlar. Ve seninle yani günün bütün muhabbetini gerçekleştiriyorlar. Aynen öyle abicim. Her türlü muhabbet ediyoruz yani. Her türlü konulardan açılıyor. Ne bileyim siyaset olsun, gündemle ilgili olsun. Yani herkesle farklı farklı sohbetimiz, muhabbetimiz oluyor. Her kişiye göre, işte zevke göre her türlü şeyi konuşuyoruz burada abicim. Yani gelen kişilerin biraz da yapısına göre sen de hareket ediyorsun değil mi? İllaki yapısına göre nasıl bir yapısı varsa çoğu müşterimiz konuşuyor, çoğu konuşmuyor, çoğu uyuyarak tıraş oluyor. Yani farklı. Yani uyuyarak tıraş olanlar da var. Tabii illaki. Çünkü belki de en rahat koltuk herhalde burası değil mi? İllaki adam geliyor bir de başında uğraşan birisi olduğu sürece sıkıntısı olmuyor. Direkt zaten adam gözünü açıyor ki tıraş bitmiş oluyor zaten. Rüya gibi oluyor yani. Aynen öyle abi. Peki ilk ustanı hatırlıyor musun? İlk ustam hatırlarım. Abicim bana mesleği öğreten. Evet. Erol Karaçar diye. Erol? Karaçar. Karaçar. Kendisi Antalya'ya gitti. Evet. Hayatta değil mi yani? Hayatta kendisi. Peki. Hayatta. Buradan Erol Usta'ya da selamlar gönderelim o zaman. Emre'nin bu kadar güzel, yetenekli bir şekilde değil mi? Tıraş etmesini aynen ve kuaförlük mesleğine adım atmasını sağlamış. Aynen öyle. Ustamın ustası vardı İsmail Koran. O da bayağı bir emeğe geçti benim üzerimde. Evet, o da ustanın ustası. O da ustamın ustası. Ne o da hayatta güzel. Kendisi. Ona da selamlar. Evet. O nerede peki? O da kendisi burada. Sivas'ta. Aynen emekli hayatını sürüyor. Evet. Tabii onların döneminde belki de hani bu kadar çok makas çeşidi yoktu. Bu kadar çok değil mi? Aynen i̇şte, aynen. Ürünler abi. Fazla değildi. Şimdi meslek biraz da kolaylaştı mı acaba geçmişe yani, nazaran? Kolaylaşmasından ziyade abicim kullandığımız ürünler olsun, makas tarak olsun, makine olsun. O zamanlar zaza makineler vardı tabii biz çalışmadık onlardan ama. Değil mi böyle hani iki elinin arasında? Aynen aynen iki elinin arasında var elleri koparmış. Var mı şu an hiç elinde şu böyle? Şu anda bende var tarih olarak saklarım. Gösterebilir miyiz onu o zaman? Tabii gösteririm. Gökhan, abici. Bizim burada çırak da var Gökhan. Gürkan. Gürkan mıydı evet. Masamın ikinci çekmecesinden makineyi getiriyoruz. Hadi bakalım çırak. Hemen işte görüyorsunuz yani çıraklık böyle başlıyor değil mi? Gerçekten zor aşamalardan geçiyor bir berber mesleği öğrenirken. Evet Emre dinleyelim seni. Abim çıraklığında bilmiyorum. Çıraklık zor aslında bir nevi. Ne bileyim çırak için olsun. Evet ver makineyi bakalım. Makineyi ver abinin eline. İşte bu. O ustamın hediyesidir bana giderken kaç yıllık yani bu makine? Abim
Yılda bilmem ama ustam kullanıyormuş bunu. O zaman bir 30-40 yıllık var. Ya hemen hemen. Maşallah yani. Gerçekten hiç ne pas tutmuş ne bir şey. Hiç pas falan hiçbir şey yok. Bakımını yaparım zaten. Evet. Yağını falan şey yaparım. Temizliğini falan gayet güzel bir şekilde yaparım. Peki hala bununla tıraş olmak isteyen oluyor mu? Çıkıyor mu bazen? Yok. Soruyorlar, merak ediyorlar. Ha, merak ediyorlar değil mi? Aynen. Gençler merak ediyor. Önceki makineler nasılmış, çekermiş falan diye. Evet. Gösteriyorum ben de, isterseniz yapalım bunları diye. Tabii zamanında değil mi? Çocukların kafası bununla 3 numaraya veya 5 numaraya, özellikle ilkokula giderken bu kadar çok saç modeli yoktu. Aynen öyle abicim. Alabunuz dedikleri, ön tarafta bırakıp gerisini aldıkları model tarzında yaparlarmış. Evet. Zaten o zamanlar berber de ya demelerine göre eskilerden konuştuğunda berber şöyle model falan yapmazmış. Babasının annesini tanırmış. O şekilde istediğini yapmazmış. Al demiş, hal demiş, yani, git denmiş. Yani çocuğu kuaföre ya berbere baba anne bıraktığı zaman berber bildiğini okuyor o zaman. Aynen öyle. Kafasına göre takılıyormuş. Ya yani isteğe göre bir şey yokmuş yani. Evet. Çünkü o dönemlerde gerçekten hani okullarda siyah önlük giyiliyordu değil mi eski yıllarda? Aynen öyle. Saçlar beyaz kısaydı. Vardı. Saçlar kısaydı. Yani eskileri anlatır, dinleriz hani, merak ederim, sorarım zaten nasıl filan diye. Anlatırlar. Peki hala tabii ki bu meslekte yetişen çıraklar var ama çok da fazla değil işin gerçeği. Son zamanlarda özellikle abicim o çırak konusunda, son zamanlarda çırak bulmakta bayağı bir zorlaşıyoruz. Genelde zaten hepsi okuduğu için. Evet. Şimdi okul kapanıyor, 3 ay boyunca geliyorlar. Mesela bizim Gürkan olsun. Evet. O da hani okul açılınca tekrar geri gidecek. O yüzden çırak bulmakta biraz zorlanıyoruz. Yani yaz dönemlerinde çırak bulabiliyoruz ama diyorsun. Kış döneminde öyle bir şeyimiz olmuyor. Genelde berber sektörü bu bayramlarda çok hareketli olur değil mi? Bayramlarda illaki alınır. Bayramın sonu şöyle 1-2 hafta kalası bayağı bir yoğunluğumuz başlıyor zaten. Yani sabahlara kadar çalışıyoruz yani. İlk 2 gün zaten geceliyoruz böyle yani. Gece geç saatlere kadar. Zaten son gün arefe günü dediğimiz gün. Evet. Sabah yani en son 6'da kapattıydım ben bayram. Evet. Sabaha kadar gayet güzel işimiz vardı, yoğunluğumuz vardı. O şekilde de devam etti, sürdü yani. Peki. O zaman biraz şöyle küçük bir efendim mola demeyelim de bir geçiş yapalım. Çünkü yavaş yavaş saç tıraşımız sonlanıyor. Sevgili seyirciler, yerinde sohbet. Emre ustamız saçlarımızı bitirdi. Şimdi hem sakallarımıza geçecek. Evet. Geçelim. Ellerine sağlık ustam. Genelde kuaför koltuğunda daha çok herhalde futbol mu konuşuluyor? Amcım futbol, siyaset. Yani her türlü yani akla gündemde olanların her şeyi konuşuluyor. Ya akla gelebilecek her şey. Evet. Herkesin derdi, sorunu. Herkese zaten berbere anlatırlar derdini, sorunu. Yani biraz bu rahatlama koltuğu mu oluyor? Rahatlama koltuğu, dertleşme koltuğu gibi bir şey oluyor abi. Evet. Peki. Yani, tıraş bahane, sohbet şahane derler ya. Tıraş bahane, aynen sohbet şahane. Aynen öyle abi, sohbete gelirler. Ve Gürkan bir sakal suyu getir. Evet tabii, bu arada çırağa da sesleniyor Gürkan. Ellerine sağlık Gürkan da burada. Ustasına yardımcı oluyor. Evet. Sakal suyu nasıl diyecek. Bu arada ne yapıyoruz onu da anlatalım tabii izleyenlerimize. Usturan yakıyorum. Bu kullandığımız İspirto'dur. Nedir? İspirto. Yani evet. Her müşterimde yakarım. Ense olsun, sakal olsun. Şöyle bir gösterelim. Evet. Yani ateş çıkar. Bunu neden yakıyoruz onu da bu izah edelim ki. Dezenfekte amaçlı. Yani makine kullanıyoruz illaki. Evet. Steril aletimiz var. Ama en güzel steril sakal tıraşında budur. Elinizi yakabilir abi. En güzel steril aleti budur yani. Ateşi direkt mikropları yakarak öldürüyoruz. Evet. İşte ateş görmüş söndü. Olduğunuz gibi. Ayrıca söndü. Ayrıca da tabi değiştiriyoruz, jet değiştiriyoruz. Evet. Bu arada tabii bakın usturayı ben daha elime alır almaz. Demek ki efendim kullanmak ayrı bir meziyet değil mi? Direkt çok
gerçekten ustura kullanmak ayrı bir meziyet. Yani hani bazen ben evde tıraş olurken kullanamıyorum ama yok, evde kullanan erkekler de vardır değil mi? Çoğu kullanan, yani müşterilerimizden çoğu usturayı kendisi kullanabiliyor abicim. Evet. Gayet rahatlıkla geliyor. Hı-hı. Hatta ben de usturayla tıraş oluyorum diyor, sıkıntı yok diyor. Evet. Adam yani geri geliyor, kulak kılını falan bile usturayla alıyor. Yani o kadar evde... O derece yani el marifeti falan başarısı var. Hı-hı. Evet, sakalı yoğun bir şekilde herhalde köpüklemek lazım değil mi? Cildin yumuşaması için. Köpüklemek sıcak su illa ki, ama havalar sıcak, fazla su kullanmaya gerek yok, ılık su olabilir. Ama sakalı bu şekilde güzelce yoğun bir köpükle köpürtüyoruz, yumuşatıyoruz. Daha güzel, daha rahat bir tıraş olsun diye yüzü yakmadan. Oturup burada uzun saçlı biri veya da uzun sakallı gelip daha sonradan kendine yeni imaj yapmak isteyenler de oluyor değil mi? Onlar kesinlikle lazım. Öyle her gün geliyor zaten fazla işlerini. Yani atıyorum. Sana diyor muyum, beni bir sanatçıya benzet. Var mı öyle bir şey? Ellerine resimler için mesela atıyorum, telefonla internet üzerinden çekiyorlar abi. Getiriyorlar, diyorlar ki biz diyorlar şu şekilde saç yerini yap diyorlar. Bakıyoruz biz de, olursa eğer ki saç modeline, saç yapısına uygunsa yapıyoruz zaten abicim. O da önemli değil mi? Saçın yapısı İlla önemli. İlla saçın yani... yapısı önemli yani. Getirdikleri model sık saçlı olabiliyor, kendilerinde seyrek saçlı olabiliyor. Yani ona göre o modeli uyduruyoruz yani. Evet. Tabii yüz de önemli çünkü belki de o yapılacak saç onun yüzüne yakışmayacak. Ya yüzüne ne bileyim, sakal konusunda ne bileyim, saç konusunda atıyorum, adamın saçı uzun mesela. Geliyor kısalttırıyor. Yani çoğu müşterimize yakışıyor, çoğu müşterimize yakışmıyor. Şöyle. Aslında dönem dönemde saç modelleri değişiyor değil mi? Değişiyor illa ki abi, her türlü yani ne bileyim, gençlerimizin modeli ayrı, biraz orta yaşlılarımızın modeli ayrı. Yaşlarımız zaten genelde sakal bırakıyor, sakal çeviriyoruz. Saçlarını genelde hep bu havalarda kısa tutuyorlar yani. Makine tıraş dediğimiz 3 numara tabirse o şekilde yaptırıyorlar. Evet. Yaşlarımız için, orta yaşlarımız için genelde hep kısa tutuyorlar yani. Sıcak havada diyor bunu aldık diyor mesela. Saçlarını ona göre kestiriyorlar abi. Evet, yavaş yavaş da hem tıraşımızın hem de yerinde sohbetin ilk bölümünün tabii ki böyle sonuna yaklaşıyoruz ama biz tabii farklı kişilerle de konuşacağız yine bu program içerisinde. En azından iki farklı konuklar alalım istiyoruz ki ilki böyle güzel bir şekilde başlangıç olarak berberden başlayalım dedik. Temiz bir şekilde programımıza aynen başlayalım dedik değil mi? Evet. Öyle. Genelde kıl dönmesi olur erkeklerde yüzde kıl değil dönmesi, mi? Kıl dönmesi yani kadınla, yani çok nedeni fazla nedir? Kazınmayacaksın. Abi atıyorum mesela ne bileyim, adamın alt tarafı terstir mesela, bu boyun bölümü ters dönebiliyor. O da gömlek yakası, kazak yakası, bir de sıcaktan terlemeler olabiliyor. Ondan dolayı dönme biraz daha çok oluyor, kıl dönmesi. Onun için fazla berberde veya kendileri tıraşırken fazla yüzlerini kazmamaları gayet önemli bir husustur. Veya tıraştan sonra güzel böyle sıcak havluyla kompresör yapması cilde biraz iyi gelebilir. Evet. Artık sona da geldik şöyle, değil mi? Evet. Bu nedir şimdi yaptığınız? Abi yüz temizlemesi için. Yani yüzün yağını böyle siyah noktalarını temizlemesi için yaptığınız bir uygulamadır. Evet. Gayet güzeldir. Yani öyle herhangi bir yan etkisi falan yoktur. Özel bir aynen karışım öyle, değil mi bu? Hazır bir malzeme. Hazır bir malzeme. Tabii 5 dakika bekledikten sonra yıkıyoruz zaten direkt. Sanırım herhalde artık bayanlar kadar erkekler de bu konuda değil mi? Erkekler daha yani düşkün. Erkekler biraz daha illaki. Erkekler bayanlarımızdan biraz daha düşkün olmaya başladı. Yüz ağdasında olsun, maskesinde olsun. Biraz daha önem vermeye başladılar. Önceki gibi değil bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Zaten gelenlerimiz genelde maske, ağda soruyorlar. Evet. Tabii onlar da yok diyemiyoruz. Hepsinden bulunduruyoruz. Hepsine her isteğe göre her şeyi yapıyoruz. Peki damat tıraşı? Yani insanlar o evliliğe ilk adım
atacakları gün geliyorlar, damat taşlarına oluyorlar değil mi? Evet abi. O da ayrı bir güzellik hani Türk kültürümüzde. Türk illaki o mesela kına gecesinde damat taşlar iki kere geliyorlar. Hı hı. Bir kına gecesinde geliyorlar, ayrıyeten mi yapıyoruz? Saçlarını falan tıraşını falan yapıyoruz. Son gün işte damat tıraş dediğimiz. Tekrar geliyorlar sakal tıraşına. Maskesini, ağzasını. Hı hı. Ya, gerekirse geri geliyor. Masajına varana kadar her şeyi burada yapıyoruz. Yine burada ispirtoyla kıllarımı yapıyoruz. Kulak kıllarını yapıyoruz. Evet. Hı hı. Bunların hiçbiri zararlı değil. Yok, zararlı değil. Ha. İnce tüyler genelde makinayla veya ateşle veya ağdayla her türlü şeyle alıyoruz abi burada. Hı hı. Evet, sevgili izleyenlerimiz, dediğimiz gibi yerinde sohbette neler yaşayacağımızı biz de çoğu zaman bilmiyoruz. Gittiğimiz zaman sohbetler arasında birçok konuyu konuşuyoruz. Bakın ustalarımızın meziyetlerinden, ustalarımızın yapacağı işlerden tutun da sokakta gezen vatandaşlarımıza da konuşacağız. O yüzden biz de diyoruz ki efendim yerinde sohbeti hayatın her anında sizlere biz ulaştırmak istiyoruz. Tabii sizler de katılımcı olmak isterseniz lütfen televizyonumuzu arayın. Hakan Bey, ekibinizle beraber gelin. Yerinde bir sohbet edelim dersiniz. Belki bizi bahçenize çağırabilirsiniz. Belki evinize konuk etmek istersiniz. Belki iş yerinize veya da mahallede bizimle yerinde sohbet etmek istersiniz. Biz herkese açığız. O yüzden 4 Eylül TV herkesin, her kesimin televizyonu olduğunu hep söylüyoruz. Bakın yüzümüzde maskeyle de yıkayalım bu Hakan anonsu abici yaptık. Evet, belki de birçok ilki gerçekleştirmiş oluyoruz aslında, değil mi? Çünkü televizyon dünyasında doğallık çok önemli. Evet, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha iyisiniz. Artık sona geldik değil mi? Emre ustamıza da gerçekten bu genç yaşına rağmen sizler de gördünüz. Biz birçok defa yaşlı ustalarımızla program yaptık. Ki yakın bir zamanda kaybettiğimiz ustamız da var. Murat Teker ustamız değil mi? O da rahmet eylesin. Gerçekten iyi bir ustamızdı. Buradan her geçmesinde selamını eksik etmezdi. Hı hı. Mekanı cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii geride kalan ustalarımıza da Allah uzun ömür versin. Sağlıklı günler nasip etsin. Aslında ustalarımıza sahip çıkmamız lazım. Yani ustanın genci yaşlısı yok değil mi? Yok. Usta her yaşta usta olabiliyor. Ustan olsun olmasın. Yaşı varsa eğer ki mesleği yapmaya devam ediyorsa usta her yerde ustalığını devam ettiriyor. Aynen, aynen. İşte görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler, biz de yerinde sohbet programımızı başlattık. İlk konuğumuzda kuaförden başlayalım istedik. Farklı farklı konuklar tabii programda ağırlayacağız. Onların yanına gideceğiz. Kiminin iş yerine gideceğiz, kiminin evine konuk olacağız. Bazen makam odalarına, bazen ofislere gideceğiz. Elimizden geldiği kadar hayatın her anında yerinde sohbeti yapmaya çalışacağız. İşte burada yerindeki sohbet programında bir genç arkadaşımızın kuaförlük hayatı, berberlik mesleğine nasıl başladığını sizlerle en azından paylaştık. Ve mesleğin inceliklerini de tabii burada göstermek istedik. Ne mutlu bize diyoruz. Biz böyle genç arkadaşlarımızı her zaman tabii hem desteklemek... Sarı sesinden belki sesim az geliyor olabilir.
Bu da nedir? Evet, böyle artık son noktayı da koyduk değil mi? Evet. Var mı başka isteğiniz abi? Efendim teşekkür ediyoruz. Ustamız, ellerine sağlık. Biz de güzel bir şekilde burada ne yaptık? Yerinde sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii burada bir de görünmeyen kahramanlar var. Gel bakalım Gürkan. Gürkan da burada ellerinde havlu. Belki de Emre, geçmişin olabilir mi? Hani sen de böyle küçük yaşlarda... Bu şekildeydi zaten ama tabii benim biraz boyum biraz daha uzun da önce. Evet. Yine aynı şekilde, aynı havlu az, havlu farklı. Yine müşteriyle alakadardı. Peki Gürkan, sana hemen şöyle yaklaştıralım mikrofonu. Bak buraya, mikrofona biraz. Neler söyleyeceksin? Buradan kendi yaşıtlarına önerir misin? Yaz aylarında çalışsınlar değil mi? Çalışsınlar. Peki. Teşekkür ediyoruz sana. İsmail'imiz vardı. İsmail ne oldu? İsmail Bey'le de hemen bir küçük konuşalım. O da tabii ki. İsmail Bey. Evet. Efendim. Merhabalar. Tabii İsmail ustamız. Bu tarafı mı alalım? Peki. Ortamızı alalım şöyle. Sesi geliyor mu İsmail'in de? Sen neler söyleyeceksin? Sen de bu işi yıllardır yapıyorsun. Senin ustam ismi neydi? Ben burada ben Kayseri'nin yetişmeyim. Kayseri'de Servet ustam vardı. Onun yanında. Evet. 10 yıl onunla beraber çalıştık. 2 yıldır da Emre kardeşimle beraber çalışıyoruz. Bakalım mesleğimiz güzel. Ne güzel, güzel değil meslek. Mi? Ama diğerlerinin de dediği gibi sevmek, istemek önemli olan bunlar. İstedikten sonra her şey olur. Tüm mesleklerde. Gerisi gelir diyorsun. Gerisi her zaman gelir. Peki. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere yerinde sohbeti yerinde yaptık. Yeniden tabii ki yerinde bir sohbette buluşacağız. Sevgili izleyenlerimiz, Yerinde Sohbet programından yeniden herkese merhabalar. Elimizden geldiği kadar programlarımızı yerinde çekmeye çalışıyoruz. Ve bugün engelli bir abimizle beraberiz. Engelli vatandaşlarımızın şehir içinde yaşamış olduğu zorlukları bir nebze olsun sizlerle paylaşalım istedik. Ve görme engelli Ziya abimizle beraberiz. Ve tabii Ziya abi daha sonradan görme engelli olan bir abimiz. Öyle değil mi Ziya abi? Evet. Efendim önce bir hemen şöyle ufak ufak hem yürüyelim. Ben size yardımcı olmak isterim ama önce kendiniz tabii ki yürüyün ki izleyenlerimiz de böyle arabalar park ediliyor yollarda kaldırımlara. Ve sizlerin yaşamış olduğu zorlukları da yavaş yavaş paylaşalım istiyoruz. Evet, biraz sağ yapıyoruz. Evet Ziya abi, seni de dinleyelim hem de yürüyelim efendim. Kaç yaşındayız Ziya abi? 61 yaşındayım. 61 yaşındasın. 54 doğumluyum. 54 doğumlusunuz. Tabii doğuştan görme engelli değilsiniz. Yok. 26 yaşında oldu gözler. Evet. Biraz duralım, konuşalım burada. 26 yaşında bir hastalık mı geçirdiniz? Özenden miyopluk vardı. Evet. Miyopluk vardı. İşte Sivas Spor maçına gitmiştim. Grikala maçıydı o zamanlar. Maçta gözlerimi birden kaybettim. Evet. Grikala maçıydı. Sana... Maç izlerken mi maç oldu? Maç izlerken ha. Evet. Maç izlerken birdenbire saça pat diye bir ses duydum. Arkadaşlarımdan gitmiştik. Orhan Kurdun kardeşine arkadaşım burada. Evet, bir anda görmemeye başladınız. Evet. Peki, devamını dilerseniz evinizin bahçesinde sürdürelim değil mi? Evet, işte Ziya abinin yıllar önce geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı görme engelli oldu. Ve işte görme engelli vatandaşlarımızın şehir içinde bakın. Araçlar gelişi güzel böyle park edilmiş, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zor şartlarda. Yani biz buradan izleyenlerimize
şunu rica ediyoruz. Diyoruz ki lütfen bizler tabii ki sağlıklı insanlar olarak hayatını zor sürdüren yaşlılarımıza, engellilerimize en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Bakın araçlar kaldırımlara park edilmiş. Yani buradan engelliler, yaşlılar, çocuklar bu yoldan herkes geçebiliyor. İşte onların zorluklarını da yerinde sizlerle paylaşıyoruz. Evet, çöp tenekesi var Ziya abi. Evet. Anlatabilirsiniz efendim. Bu arada sizi de dinleyelim. Yürürken bu zorluklardan bahsedelim lütfen. Arabalardan gidemiyoruz tabii. Hı hı. Bakkala giderken buradan telefonla oraya gidiyorum alışveriş etmeye tabii. Ki yakın bir mesafe değil mi? Bundan 15 sene önce gidiyordum. Şimdi hiç gidemiyorum. Evet. Arabalardan korktum. Bir kere vurdular araba. Sana çarptılar mı? Çarptılar evet. Peki şoförler hızlı mı gidiyorlar? Çok süratli gidiyorlar çok. Evet mesela dikkat şu anda da sağına soluna dikkat etmiyorlar. Araba önünüze denk gelecek evet. Ve siz şu anda bastonunuzda hissediyorum. Hissediyorsunuz evet, değil mi? Tabii. Evet. Reşit Paşa'da İstanbul'da Reşit Paşa'da köyler okuluna gittim. Hı hı. 5,5 ay burs gördüm orada. Evet. Hı hı. Burstan şimdi kendi işlerimi kendim yapabiliyorum. Yani o kursun size bir hayli evet, faydası çok, oldu değil çok. Mi? Peki memleketimizde Sivas'ımızda da bu kurslar mevcut mu? Burada. Derneğimiz vardı. Hı hı. Derneğe gidiyorduk. O da şimdi dernek biraz çarşının içinde olduğu için buradaydı. Gayretlerin karşısındaydı. Evet. O zaman gidiyordum. Hı hı. Sanırım apartmana geldik herhalde. Evet, bahçede evet. İç güdülerinizle herhalde yürüyorsunuz değil mi? Şimdi Sivas'ta bildiğim için. Hı hı. Ve siz sonradan olduğum için. Olduğunuz için az çok bu tabii araba ki. Araba da sürüyordum ben. Araba da kullanabiliyorsunuz. Evet. 76 arabam vardı. Hı hı. Şu anda sizin apartmanınızda mıyız efendim? Evet, bahçeli evet, bir apartman. Evet. Burası 54. 64'te yapıldı. 64 yılında evet, yapılan bir apartman. Yani, evet. Evet. Çıkalım. Evet. Apartmanın kapısından şu anda Ziya abimiz giriyor. Evet. Yerinde sohbet devam ediyor. Sevgili seyirciler, yerinde sohbet programında Ziya Bey'in şu anda evindeyiz. Daha doğrusu apartmanın bahçesindeyiz. Kendisiyle daha önceden tabii ki tanışıyorduk. Rica ettik, dedik en azından engelli vatandaşlarımızın zorluklarını, onların yaşamış olduğu tabii o sıkıntıları diledik ki sizlerle paylaşalım istedik. Çünkü bu programın amacı her şeyi yerli yerinde göstermek. Hayatın zorluklarını insanlara paylaşırken tabii mutlulukları da paylaşacağımız anlar da olacak. Ve az önce yolda yürüdüğü anları sizler de gördünüz ki birçok araba yola park etmiş vaziyette değil mi? Hiçbir dikkat yok edilmiyor. Şu anda 60 kaç yaşındasınız efendim? 61 yaş. 61 yaşındasınız. Evet, o maç gününe dönelim Ziya Bey. İşte bizim zamanımızda kıraathane vardı, oturduk arkadaşlarla. Hı hı. Orada oturduk, o zamanlar gözü görmeyenler hep gözüm önüne geliyordu. Arabayla Sümer Bank'ın oradan yukarıda çıkarken bir gözü görmeyen arkadaş vardı. Evet. O rast geldi, arabayla sağa çektim. Jandarma binası vardı orada şey, hı hı. Jandarma şeyi. Oradan oraya çekti, geldi vurdu arabaya. Oradan sonra bana kızdı. Araba da Ronald şarjı vaziyette. Hı hı. Ben de kolundan tuttum, kaldırma çıkarttım. Dedim ki sen bana vurdun dedim. Kusura bakma dedim, abi dedim. Değil misin? Ondan sonra. Bir de Ekrem abi vardı, gözleri görmeyenler. Onun su tesisatının neyini yaptı dedim, banyo kazanının neyini yaptı dedim. Evet. Bir kızı bir oğlu vardı. Bir siz oldu. Su tesisi açtınız evet, değil mi? Evet. Hı hı. Halim orada su tesisi açtı. Evet.
Oradan sonra. Mahalleden emekli oldunuz sonra. Yani mahalleden emekli. Evet. Ve Aşk Veysel de programına neyle gittim. Nerede gözler görmeyen varsa gözüm önüne geliyor. Hı hı. Karşılaştım işte. Rüyasını da görüyoruz görmeyeceğimi. Evet. Ve gözlerimi kaybettim. Kaybettiniz. Evet. Peki ilk o gözlerinizi kaybettiğinizde yani artık sizin için dünya karanlık olmaya başladı. Neler düşündünüz, neler hissettiniz? Yani bir karamsarlık mutlaka olmuştur ama sonradan hayata tutunmak için nelerle mücadele ettiniz? Onları da öğrenelim dilerseniz. Çünkü bizleri şu anda izleyen birçok kişi, belki de bunu yaşayan sadece siz değilsiniz değil mi? Evet. Birçok kişi bunu yaşamıştır ve hala yaşayanlar vardır ama Allah tabii kimseye yaşatmasın diyoruz. Buyurun Ziya Bey, devam edelim. İlk maçtan gittim, çıktıktan sonra zoruma gitti, ağlamaya başladım. Hı hı. Tek başıma geldim, istasyon karın orada taksiye bindim, eve geldim, bir eve geldim. Yani görmüyorsunuz orada değil mi? Evet. Gözün altı görüyor, üstü görmüyor. Üstü görmüyor, evet. Oradan sonra geldim eve, tabii normal geliyorum. Hı hı. Ama ağlıyorum, eve geldim, hanıma dedi ki böyle gözlerim görmüyor dedim. İnanmadı, öyle ev süpürüyordu. Hı hı. İnanmadı, oradan sonra... Üç kardeşim vardı o zamanlar, 26 yaşındaydım, bu da ufaktı daha. Evet. Ona dedim ki, annemi çağır da dedim, doktora gidersin, gözlerimi görmeyeyim. Bu arada, göz doktorda dayımın kasap dükkanı vardı, Gülyurt'ta. Gülyurt'ta kasap dükkanı vardı, o zaman... Yıl kaç o yıllar tarih olarak, 1900? 26 yaşında, 25 yaşında olduğuma göre, ne der? O zaman 25 gözüm vuruyor, 26 yaşında. Hı hı. Ne der? 61'den 26 yaş kattım mı? Yani 1980'ler falan. Ha, 80'de de kaybettim zaten, tam işte. Evet. 79-80'de kaybettim, ihtiyar zamanıydı. Evet. İstanbul'a gittiğim zaman, doktor hemen İstanbul'a gideceksiniz, göz damarlarım unutmuştu. Oraya da gittim, ihtilal oldu. Hastaneye gidemedim. Yani 82. Ha, 80, he. 80-82 yıllarında, evet. Oradan sonra ihtilal oldu. Gözlerimi kaybettim. Doktor dedi ki bundan sonra hayatım bir olacak. Yani bir çare, bir çözüm bulamadı dediniz. Bulamadı. Burada doktorlara da çok gittim. İşte olmadı. Olmadı. Gözlerimi kaybettim. Ve yılları sürdürdü ve kovaladı ve artık yaş ilerledi. Siz de Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde kendi başınıza işlerinizi görmeye çalışıyorsunuz ama biz o yürüdüğünüz andaki görüntüleri de aldık. Buradan izleyenlerimize neler söylersiniz? Yani engelli vatandaşlarımız için, ister görme engelli olsun, lütfen ister... Lütfen arabalarını kaldırsınlar. Kaldırımın üstlerine arabalarını koyuyorlar. Ha işte geçemiyorum, araba kaldırımın üstlerine. Mecbur arabayı sollamam için bir de bakıyorsun ki araba geliyor. Evet. Geçtiği zaman bunu alıyor, aynası vuruyor. Aynası değiyor. Değiyor o koluma. Az bir şey gelse tamam, beni vuracak, bana vuracak. Peki bir sarı bant uygulaması yapıldı, Sivas'ta da başlatıldı ama yarım kaldı, sonra tekrar belediye kaldırımlardan çıkarttı. Büyük şehirlerde var özellikle görme engellilerin o pütürlü taşlar üzerinde, hani sizin yürüyebileceğiniz bir şerit. Şeritler var, evet. Sivas'ımıza da bunlar artırılsa daha iyi olur değil mi? Şimdi anadan doğum olanlar daha hissi. Daha mı hissi? Evet, onlar hissi. Bazı arkadaşlarımız var, mesela onu kat gözleri açık, çok hisler üretti. Mesela karşıdan arabanın geldiğini hissediyor. Karşıdan karşıya geçtiği zaman hissediyor. Bizim köyler okulunda vardı, Reşit Paşa'da vardı. Onlarla beraber kol kola giderdik. Yönünü neydi, bayağı geziyorlardı. Yani doğuştan görme engelliler daha hissediyorsun. Daha onların belki de hani... Belki gözleri görmüyor ama beden dilleri, evet, hisleri daha çok, değil mi, kuvvetli? Evet. Evet. Onlar daha kuvvetli. Çünkü geziyorlar. İstediği şekilde hemen ben mesela bu Sivas bilmesem geri eve gelemem. Gelemezsiniz. Evet, buradan Ali Baba'ya, Ali Baba camisinin oradaki ahşap bina var. Ali amcanın evi. Evet. Oradan sonra amcamın arkadaşının evi diyorlar. Orayı şimdi herhalde vakıflara verdiler. Susamışlar sonra... konağını diyorsunuz. Ha, evet. Oraya kadar bastondan gittim. Bastondan gittim. Ama 3 saatte gittim. 3 saatte gittim. Tam 3 saate gittim. Kolay bir zaman değil gerçekten. Evet. 3 saatte gittim buraya. Peki. Oradan gelişene de taksiyle geldim. Taksiyle geldim. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz biz size.
kameralarımıza duygularınızı aktardığınız için, yerinde sohbeti bizimle yaptığınız için umut ediyoruz ki gerçekten yetkililer, insanlar, herkes engelli vatandaşlarımıza lütfen destek olsunlar. Yani hepimiz bir engelli adayız değil mi? Bakın. Onlar yardım etsinler. Siz çok güzel. Belki de böyle bir şey yaşayacağınızı hiç bilemiyordunuz değil mi? Bilmiyorum, imkan yok. Bir anda hayat yani kararabiliyor. Tabii. O yüzden hepimiz lütfen birbirimize sahip çıkalım. Yani engelli adayız hepimiz. Yani buradan çıktığımız anda kimin başına ne geleceğini Allah'tan başka kimse bilemiyor değil mi? O yüzden araçları kaldırımlara park etmeyelim. Çöp tenekelerini gelişigüzel koymayalım. Evet. Bakın bunlar çok önemli. Aynı zamanda kaldırımlar yapılırken engelli vatandaşlar ve özellikle çocukların ve tabii ki annelerin de puset kullanıyorlar. Onlar için çıkış rampaları bunlar çok önemli. Evet. Otobüslerde engelli çıkış basamakları olsun. Bunları lütfen toplum olarak yerine getirelim. Hükümet onun da var engelliler için bir taşma falan koymuşlar. İşte onları ben az önce bahsetmiştim ama tekrar söktüler. Evet, İlerleyen günlerde daha güzel yapacaklarını ifade etmişlerdi belediye yetkilileri. Umut ediyoruz ki onların devamı gelir, o her mahalleye yayılır diyoruz. Yayılır, evet. İnşallah temennimiz bu. Son olarak neler söyleyeceksiniz mikrofonlarımıza? Şöyle dönelim Ziya abi. Sen çünkü birçok engelli vatandaşımızın dili olarak konuşuyorsun şu anda. Ekleyeceklerimiz neler efendim? Burada arkadaşlarımız var engelliler hep. Hı hı. Mesela kayınlarım da görmüyor. Onlar da? He, gözleri görmüyor. Bahçesi neyi var? Gayet güzel. Kendi işini kendi yapıyor. 300 tane vişne ağacı var. Kendi işini kendi yapar. Yani hayatı sevelim. Yani çok. Hem de barışık olalım. Tabii. İnsan olarak başımıza her şey gelebilir. Hatta ben bu şekilde maça bile gitmeyi seviyorum. Yani harika. Dinliyorum. Oradaki sesi duyuyorsun heyecanı değil mi? Tabii. Mesela Atif Çevşir'in evi çok. Evvelden bizim zamanımızda Aydın vardı. Tapıt Mehmet vardı. Evet. İkincilikte o zamanlar. Hı-hı. Bir fanatik Sivas sporcusunuz. Yok çok. İki saat öncesinde o kışta karın üstünde kapanın karşısında yerimizi alırdık. Evet. Amigoistan'ın zamanında. Amigoistan'ı da ben Taksim'e götürdüm. Faşist seven bir adamdım. Destek oluyordun. Tabii. Halim oradan öteber alırdı Amigoistan. Götürdü faşilere de alırdı. Vay be ne güzel. Çok şey. Allah razı olsun. Onu alıp Taksim'e götürdüm. Efendim işte çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de yerinde sohbet programında elimizden geldiği kadar birçok vatandaşımızın, işte yetkililerin, ustaların, çocukların, gençlerin, teyzelerin, herkesin dili olmak için bu programda yola çıktık. Kimi gün yolda karşılaştığımız bir kişinin hayatını en azından sizlerle paylaşalım istiyoruz. Kimi gün makamlara, mevkilere konuk olalım istiyoruz. Kimi gün işte berberde oturup konuşuyoruz. Kimi gün çay ocaklarına, kahvelere gideceğiz. Yani bütün sohbetleri derinlemesine biz 4 Eylül TV ekranlarından sizlere aktaracağız. Ziya Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hayata küsmeyin diyoruz efendim değil mi? Ben teşekkür ederim. Barışık olalım hayatta. Tabii. Evet. Yaşamak güzel. Yaşamak güzel diyoruz. Her şeyle. Ben sevdiğime göre bilmiyorum. İnsanlar daha çok sever herhalde. Ben yaşamayı çok seviyorum. Peki. O zaman biz de Ziya abiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yerinde sohbeti başka bir yerde tekrar sizlerle buluşturmak adına Allah'a ısmarladık diyoruz. Adım Ziya Kopmaz. 1954 Sivas doğumlu. Sonradan he, 26 yaşında gözlerimi kaybettim. Eski mahallemiz Bedirci'ydi. Bizim bu kadın cezaevinin buraları çocukluğumuza 8 yaşında mezarlıktı buralar. Rami Günay'ın öğretmen evler diye geçer burası. Birer katlı evlerdi. Sene 64'lerde buralar mezarlık olduğu gibi. Top oynardık burada. Hastanenin bahçesinden elinde. Kadın cezaevi Telekom'un yeriydi eskiden.
orası yıkıldı. Yıkılmadan önce buraya yapıldı. Buraya yapıldıktan sonra da buraya geldi. Sana dokunun kaçtı. Sevgili seyirciler, Yerinde Sohbet programında sonradan görme engelli olan Ziya Bey ile beraber olduk. İşte kaldırımda, yolda yürürken ne kadar zorlandığını sizlere kendisi de anlatmaya çalıştı. Yine rica ediyoruz, lütfen diyoruz, engelli vatandaşlarımıza daha çok sahip çıkalım ve onların hayattaki engellerini hep beraber kaldırmaya gayret sarf edelim. Size de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz Ziya Bey. Evet, ben teşekkür ederim.